Görüyorsunuz değil mi? Yani bir tarafta diyorlar ki muhalefete muhalefet etmeyin. Böyle ucube bir çıkış var biliyorsunuz. Ama bir yandan da bir tarafın özellikle hassasiyet göstereceği, damarına basacağı her türlü provokasyonu da yapıyorlar. Peki bu durumda kim muhalefete muhalefet yaptırıyor? Kim oyları böldürmeye çalışıyor ki oy bölme hikayesi de ayrı bir palavra da kim yapıyor abi bunları? Ya tam seçimleri hani kazanacak diyorsun, değil mi? Herkes öyle diyor, tam kazanacak. Peki niye bu şu an bu kavgalar çıkıyor? Yani sana işte gizli iktidar yanlışı diyenler acaba aklı mı? Ne diyorsun? Ya da sen şöyle mi yapmaya çalışıyorsun? Benim bir ideolojim var kardeşim. Ben bu ideoloji gereği önce. Lideri olduğum partinin tutumunu savunanları bir tasfiye edeyim. Ondan sonra gücü ele alayım. Gücü ele aldığım gibi de ülkeyi de ele geçirecek duruma geldiğimde gerçek tutumumu ortaya koyayım. Ve e, bu siyasi olarak e, işte partinin ideolojisini, ana ideolojisini aslında destekleyen kişilere de kendimden tamamen uzaklaştırayım, onları iyice pasifize edeyim. E, bu sayede Türkiye'nin gelecekteki siyasetine de yön verelim, yeni bir dünya yaratalım Türkiye için. De. Bunu mu düşünüyorsun acaba? Şimdi ben yıllar önce dedim ya işte bunların durumlarını fark ettiğim için siyasetteki bu rezil durumları e, zaten çok kirli oyunlar da döndü biliyorsunuz. Oy vermiyorum. Hiç de oy vermedim. E, vermeme sebebim de yani bu adamlar bir gün Muhalefken zaten yaptıkları ortada, beceriksizlikleri de ortada. Bir gün ülkeyi yönetmeye kalkarlarsa en başta de bizden kurtulmaya çalışırlar ki zaman içinde kurtuldular zaten. Bizim gibi düşünenlere, yani bize yakın düşünceleri olanlardan kurtuldular. Şimdi işte oy verenleri de kendilerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bir de utanmadan hala muhalefete muhalefet etmeyin diyorlar. Yani ne yapacağım ben şimdi? Ya yani benim bir hassasiyetim var canım kardeşim bir, bir takıldığım nokta var. Ya buna dikkat et diyorum mesela. Sen utanmadan bunu üzerinden ezip geçiyorsun. Ben ne diyeceğim peki şimdi sana? Öbürünü zaten artık silmiş o yok diyoruz bizim özümüzde ama sen hak etmediğin bir yeri işgal etmişsin ve ben senden bunun hesabını sormaya çalışıyorum demokratik yollarla. Sen bunu bile kabul etmeyerek bana demokratlık mı öğretmeye çalışıyorsun? Şu yani ülkenin geldiği rezilliğe bir bakar mısınız ya? Şimdi bu son meseleyle ilgili de video yapmak zorunda kaldık durduk yere. Planım dahilinde değildi. Burada kend, yani kaç saattir nasıl bir şey yapsam diye kendimi yedim ya. Şimdi e, Space's yayını da dinledim. E, özellikle yapmaya çalıştıkları şey algı operasyonu. Bir kişiyi şeytanlaştırıp onun üzerinden bir duruşu pasifize etmeye çalışıyorlar. Ki o şeytanlaştırmaya çalıştıkları kişinin de savunduğu bir görüş bu. Ee, onun da sesi fazla çıktığı için bak işte sizin lideriniz bu. Siz bunun izinden mi gitmek istiyorsunuz? Kürtçeyi yasaklamak mı istiyorsunuz? Bak bunlar ırkçı gibi ve söylemlerle algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki biz bunları yemeyiz. Bunlar siyaseten de dünya siyaseti ve sosyalist açısından da çok sık tekrarlanan basit yöntemler. Ha ama garibanlar yer tabii. İnanmak isteyenler atlar. Onlar ayrı mesele ama biz tepkimizi göstereceğiz. Şimdi konuyu baştan alalım. Konu şuradan başlıyor. İşte Jahreyn bu arada kişilerin isimleri geçecek. Şimdiden kusura bakmasınlar. Çünkü onların üzerinden bu manipülasyon döndürüldüğü için ifade etmemiz lazım konuyu. Şimdi şeytanlaştırmaya çalıştıkları kişinin bir siyasi duruşunu, demokratik yollarla ifade ettiği bir duruşunu kullanarak işte bak bu adam şöyle deyip Aynur Doğan'la ilgili tepkiyi pasifse etmek aslında bir genel başlıkta bu. Ve aslında bakarsanız Cahri'nin yaptığı savunma da söylediği lafta son derece demokratik. Yani nasıl öbür tarafta ya biz bu zamana kadar destek verdik ama lanet gelsin artık biz oy vermeyeceğiz diyen adamı alkışlıyorsan tam tersi de olabilir canım kardeşim. Sen sadece dersin ki peki sen bilsin devam et istediğin gibi yap ben seni desteklemiyorum. Bitti bu kadar basit. Ama sen ne yapıyorsun buna saldırıyorsun hakkında abuk subuk manipülasyon haberler yapıyorsun. Ve asıl önemlisi olan konu şu ki Kendisi mesela şu 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 sebeplerle ben e, İmamoğlu'nun karşısında kim olursa ona oy veririm. AKP'ye oy veririm gibisinden bir açıklama yapıyor. AKP'ye bile oy veririm gibisinden bir açıklama yapıyor ve sen bunun sadece AKP'ye oy veririm İmamoğlu'nun karşısında kim olursa olsun kısmını kırpıp yayınlıyorsun. Ucuz magazinsel habercilikten başka bir şey değil bu. O hani olur ya böyle e, kadın demet verir der ki işte ...bir cümle kullanır uzun uzun... ...ama sonunda da şunu der... ...soynur paramı alırım der... ...sen bunu başlık atarsın... ...işte tırnak içine koyarsın... ...hani böyle demiş... ...böyle bir seksi resminde koyarsın... soyunur paramı alırım... ...cümlesini koyarsın... ...ona da içeriğini okumayan ki... ...bizim insanımız genelde okumaz... ...içeriğini okumadığı anda da işte... ...bu insanın... ...hakkında çeşitli notlar... ...çeşitli operasyonlar... ...algılar oluşturursun. Halbuki o demiştir ki ya ben aptal bir kadın olsam veya işte şöyle kadınlığımı kullanmaya çalışan böyle rezil bir şey olsam soyunur paramı alırım gibisinden bir cümle kullanmıştır. Sen bunu işte magazin leş bu seviyeyi gidip şeye bile siyasete bile getirdiler. Oradaki mesele de o yani kaldı ki sadece dediği şekilde bile olsa yine kendisinin siyasi bir görüşüdür, hakkıdır. Bunun üzerinden kalkıp da manipülasyon yapıp insanların arasında kavga çıkarmaya çalışmak ucuz bir siyaset algısıdır. Dediğim gibi diğer görüşü pasifize etmek için yapıyorlar. O görüşte şu. Şimdi Aynur Doğan diye bir sanatçı. Bakın sanatçı diyorum yine. kendisi siyasi görüşleriyle alakalı bilgim yok. Olması da gerekmiyor. Ama şunu biliyoruz ki zamanında terör örgütünün çeşitli ülkelerde e, biliyorsunuz terör örgütü belirlenmesine rağmen sırf işte nasıl bir hikaye döndürüyorlarsa kendi ülkelerinde konser vermelerine izin verdiriyorlar veriyorlar ya. Heh. Onlardan bir belki de farklı tabii hikayeler de dönüyor orada. E, onlardan bir tanesinde kendisi çıkıyor şarkı söylüyor. Şimdi burada birkaç soru ortaya çıkıyor. Konser veriyor kendisi çeşitli paçavraların önünde vesaire. Burada birkaç soru gündeme geliyor. Bir, Aynur Doğan denilen kişi e, PKK'nın terör örgütü olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bilmemesi mümkün değil. İki, e, desteklemiyorsa çıkar mı onun e, konserine? Desteklemiyorsa çıkmaz tabii ki. Peki ...hem destekliyor hem de uzak duruyor gibi bir tavrı olabilir mi? Düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini terör örgütü belirlemiş. Hatta bir sürü ülkede yine bunu kabul etmişken... E, ...tarafsız olabilmek mümkün mü? Mümkün değil. E, ve konserine de katılıyorsan... ...o zaman bir sempatizanlık söz konusu olabilir mi? Olur gibi. Yani bunu bir fikir olarak sunabilirsin... Teröristi yaftalamak yanlıştır, ama bu şekilde bir değerlendirme yaptıktan sonra kendisiyle ilgili yorumunu çıkartırsın. Peki kendisinin zaman içindeki farklı görüşleri var mı? Denk gelmiyoruz. Sadece bir teröristin ölümünü anmaya çalışmak gibi bir hamlede bulunmuş. Ee, onun dışında kendisine yaklaşık iki haftadır suçlamalar geliyor bu konuyla alakalı ancak hiçbir şekilde yanıt vermiyor ve şu anda zaten Leman dergisinin bir kapağını da sizlere sunmuş durumdayım bakın nasıl algı operasyonları dönüyor burada demişler ki Kürtçe müzik yasak AKP belediyesinde ve bunu da muhalif kişiler biliyorsunuz böyle deklar ettiler Kürtçe müzik yasakmış diye iptal edilmiş diye dediler eee Belediye ise bu konuda yaptığı açıklamada organizasyonun e, kriterlere uymadığını ifade ederek iptal ettiğini belirtmiş. Onun dışında da bir açıklama yapmamış. Orada yasal bir hak ortaya çıktığından herhangi bir itiraz yapamadıkları da ortada. Bir şekilde çünkü bunu giderebilirler yasayla şey e, davalarla vesaire. Hiç burada şey yapmayın. Tamamen ben anlıyorum. Belediye o açığı kullandı. Normalde farklı şekilde suçlayacaktı ama baktı böyle bir durum var. İşi daha hızlı daha kolay halledebilmek için öyle bir anlatım. Ama ne yaptılar sözde? Biraz da kötü oldu bu. Tersi yönde bir manipülasyona neden oldu Kürtçe müzik yasak diye. Tamam hadi böyle olduğunu varsayalım. Peki Aynur Hanım iki haftadır konuşmuyor dedik bir meseleyle bir suçlamayla alakalı ya. Belediyenin o tarz bir açıklamasına ne yapıyor? Hemen kendisi cevap veriyor. Aradan bir ya da iki gün geçtikten sonra bir açıklama yapıyor. Bu 18 Mayıs derginin tarihi de şey 18 Mayıs 2022. 17'si ya da 16'sında Twitter 17'sinde galiba Twitter'dan yazı yazıyor ve bu durumu protesto ediyor. Hakkıdır tabii ki protesto etmekte hakkı var. Ama hemen cevabını veriyor. İşin ironik tarafı ise bu İstanbul'da orada burada yapacağı konserler sırasında işte halktan büyük bir tepki geliyor şu anda. Diyorlar ki ya bu insan aslında böyleymiş. Terörle alakalı bir organizasyona katılmış. Ve biz kendi vergilerimizle böyle bir insanı finanse etmek istemiyoruz diye yığınla insan protesto ediyor. Buna karşın kendisini de suçlamış da oluyor. Bir kısmı terörist diyor hatta. Buna karşın normalde bir iki gün içinde cevap veren Hadi kendisi görmese ki mümkün değil. Organizasyon firmaları tarafından anında müdahale edilebilecek bir olaya hiçbir şekilde cevapla verilmiyor. Yani biz teröre karşıyız asla. Böyle bir tutumumuz yok da denmiyor. Sessiz sessiz cevap vermeden işler yapılıyor, gidiliyor. Ve biz tepki gösterdiğimiz için ırkçı, faşist oluyoruz. Nerede kaldı samimiyet? Nerede kaldı duruş? Şimdi bu Spaces yayınında çok enteresan olaylar da oldu. Yani enter aslında benim şaşırmadığım olaylar da. Kimisi şaşırıyor işte. Mesela İsmail Saymaz gidip gelip dedi ki ya bir bakalım dedi Aynur dedi öyle bir insan değildir dedi. Bu dedi evet yanlış bir harekettir dedi. Ama 10 yıl içinde fikri değişmiş olabilir dedi. Kesinlikle. 10 yıl önce öyle bakmıştır. Bu arada çözüm süreci dönemi de değil ha. Onu da söyleyeyim. Öncesi olayların gelişimi. Eee 10 yıl önce ve ondan öncesinde de belki olabilir öyle bir fikri ve şu an tam tersini söyleyebilir. Tabii ki yani e, yok affedilemez hayır bitti kardeşim orada konser çıkmış asla böyle bir şey denemez. Çıksın açıklasın mesela desin ki kardeşim biz teröre karşıyız böyle böyle. Kimsenin de artık bir laf söylemeye hakkı kalmaz. Çünkü geçmişte bir sürü insan bak neler oldu bu ülkede hepimiz biliyoruz değil mi? Kandırılanlar onlar bunlar her şey oldu. Dolayısıyla bir sanatçının da böyle bir olay yaşama ihtimali de vardır ama Aradan bakın kaç iki hafta geçiyor ya olayların başlamasından beri neredeyse iki hafta oluyor Normalde e, bir ilçenin belediyesinin yapmış olduğu tutumu hemen hemen cevaplayıp isyan eden e, kişi Şu anda cevap vermiyor hiçbir şekilde Neden acaba? Şimdi bunun farklı versiyonları da var. Bir Pontus muhabbeti de oldu biliyorsunuz. Orada da yine aynı duruşu sergilediler. Diyorum ya sessiz kalmamız lazım. Hani biz hep biz suçluyuz zaten. Biz ses çıkartıyoruz muhalefete muhalefetlik yapıyoruz. Ama muhalefetin yaptığı hiçbir şey sorunlu değil. Her şey doğru. Tamamen biz gıcıklığına işte öylesine ortalık karışsın diye bir şeyler yapıyoruz. Halbuki Pontus'u savunduk diyen ya da Pontus'la alakalı Pontus'u öven soykırım yapıldığını iddia eden kişilerin yanında bunları kabul eden devam ettiren insanlara konserler verdirmeye çalıştılar bu ülkede yetmiyor böyle bir olay yaşanıyor ve biz bir şey söylediğimizde suçlu oluyoruz buna karşı savunma olarak İBB yapmadı kiraladı diyorlar bu da son derece hatalı e, İBB her önüne geleni oraya çıkartıyor mu Gerekli şartlar ama o şartlar neye göre belirleniyor mesela Yani sadece para verdim İşte ben burada konser yapacağım dedim Bitti tamam hadi o zaman gel Peki orada kimin çıkacağı Nasıl biri olacağı Nasıl biri olduğu hiç sorgulanmıyor mu Bunu da geçelim Bu Yüzlü savunmayı da kabul etmiyorum Öyle bir dünya da yok Öyle bir dünya da yok Uç örnekler verip şimdi olayı şey Yapmak istedim siz düşünün burada artık siz de eleştirilerinizi yönlendirin. Ben diyorum ki bakın bana ait bir mal biri gelip benden kiralamak istiyor. Ben o kişinin ne olduğunu bilmek zorundayım. Hele ki devletsem belli bir sorumluluğum da var. Çünkü ben vatandaştan aldığım parayla bir şeyler bir iş çevirme derdindeyim. E, hatta hadi bunu da geçtim hani kişiyi bilmiyor diye böyle bir ortalığı karıştırıyor. E, sayfaları paylaşım yapmış. Kimin çıkacağını da söylemiş. Bunları ne yapacağız? Evet yani İmamoğlu sürekli şey İsmail Saymaz sürekli bunları söyledi. Birisi çıktı teröristi almış dedi. Buna ne diyorsun dedi. Orada da lafı çevirdi. Bir şey diyemedi. E bilmiyorum dedi. Bir soralım dedi. Görelim dedi. Ya burada dedi barış kardeşlik hikayesini konuşuyoruz dedi. Ne olur dedi Kürtçe şarkı söylese dedi. Yine alakası yok. Yani Kürtçe şarkı söylemesine kimse bir şey demiyor ki. Hangi insanın ağzından çıktı Kürtçe şarkı söyledi diye biz bunu yayınlatmayalım olmaz bu. Kim söyledi abi bunu? Kim karşı çıktı? Ne zaman böyle bir tepki ortaya çıktı? Birisi çıktı Kürtçe şarkı söylüyor diye. Şu anı konuşuyorum bakın yıllar öncesini kastetmiyorum. Ki buradaki manipülasyonları görüyorsunuz bakın. Yani şu Leman e, fotoğrafında görüyorsunuz. Kürtçe müzik yasak diye halbuki alakası bile yok. Kimsenin Kürtçe müzik yasak o yüzden biz çıkartmıyoruz gibi söylemi de yok. Öyle bir iması da yok. Öyle bir iması da yok kardeşim. Siz kendi kendinize sanatçı Kürt diye kalktınız böyle ima ettiniz. Bu bundandır dediniz. Halbuki öyle bir şey yok. Şu an siz bildiğin manipülasyon yapıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Bak başka bir örnek daha verelim. Aklıma geldi. Dodan diye bir şarkıcı var mesela. Harikada bir sesi vardır kendisinin. Siyasi görüşünü de bilmem. Teröre karşı duruşunu da hiç duymadım. Yani bir şey nasıl diyelim destekliyor falan gibisinden. Olumsuz veya olumlu hiçbir görüşünü duymadım. Bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Kendisinin sesi çok iyidir. Çok da güzel şarkı söyler. Ve kendisi bir gün benzer bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Kendisi için değil Haber çıktı. Dendi ki işte Dodan Kürtçe şarkı söylüyordu. Mekanını kapattılar. Sırf Kürtçe şarkı söyle diye. Böyle bir ortaya çıktılar. Adam çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. Utanmaz herifler. Kürtçe şarkı söylediğim için değil. Mekanın prosedürlere uymamasından kaynaklı bir problem olduğundan gelip müdahale edildi. Daha önceden de uyarılar yapılmış ama giderilmediği için mekana müdahale edildi. Benim Kürtçe şarkı söylememle alakası yok dedi. Nasıl bir utanmaz. Küfür edeceğim etmek istemiyorum. Etmek istemiyorum. Görün işte geçmişte neler döndü. Teknolojinin bu kadar ileride olduğu bir dönemde bile utanmadan arlanmadan bu kadar yalanı söylüyorlar. Geçmişte neler oldu. Tabii ki problemler de oldu. Hatalar da yapıldı. Bunları da biliyoruz. Ama pireyi deve yaptılar. İşte muhalefet bölünmesin onu da söylüyorum birkaçtır işte muhalefet bölünmesin diyorlar ama bak sürekli e, muhalefet seçmeninin damarına basıyorlar. Ya çok mu zor kardeşim ya bir hassasiyet var ya bizim hassasiyetimiz yanlış mı ya diyoruz ki teröre karşı durulsun diyoruz ya teröre karşı durulsun. Siz PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etmiyorsunuz, ediyorsunuz. Bu kişi de aynısını söylesin. Terör terör örgütü olduğunu kabul ediyorum desin ve tasvip etmiyorum desin. E bunu demeyecekse hadi bu böyle bir özgürlük de verdiniz ona. O zaman burada niye operasyon şey konser vermesine izin veriyorsunuz? Amacınız ne? Amacınızı ben biliyorum da siz hala yüzünüzü gizlemeye devam edin. Bir tanesi çıkmış şey diyor valilik ve bakanlık izin verdi onu niye suçlamıyorsunuz diyor ya biri bir halt yemiş öbürü de bir halt yemiş bu diyor ki öbürünün haltı diyor daha önemli diyor bizimki diyor boşver diyor bizimkinin salla diyor ya öbürü yiyorsa sen niye yiyorsun aynısını biz diyor sen yapma zaten sen zaten gidip diyorsun ya ben böyle bir organizasyon yapacağım izin verir misiniz diyorsun o da izin veriyor sana bu kadar e sen en başta yapma o yapıyorsa da biz zaten onu eleştiriyoruz mesela bir konser yasak diyor Kadıncağız şarkı söyleyeceğim diyor abuk subuk söylemlerle konserini engelliyorlar hepimiz tepki veriyoruz işte bu olay bu hala manipülasyon yapıyorlar utanmaz herifler hele bir tanesi iyice beyni karışık zaten şey diyor sempatizan olabilir diyor ama diyor şark, ben diyor tasvir etmiyorum diyor sempatizan olmasın diyor ama diyor gelsin şarkı söylesin diyor özgürlüktür bu diyor. Ya dünyanın hangi yerinde görürsünüz siz bir terör örgütünün e, destekçisi olan veya bir şekilde sempatizanı olan ha destekçisi de demeyelim de sempatizan diyelim ki destekçilik anlamı bile çıkabilir dolaylı yollardan da olsa çünkü sanatını Ünlülüğünü kullanarak orada bir konser verdiğinde sen onu desteklemiş de oluyorsun aynı zamanda promot ediyorsun biliyorsun ama hadi diyelim o kadar da söylemeyelim gene senin dediğin tarzda diyelim sempatizan diyelim sempatizansa da dünyanın hangi yerinde bir terör örgütünün sempatizanına gidip konser verdilerler hangisine mesela Hitler'in sempatizanı çıksın Versin konser Amerika'da olacak iş mi insanlık suçu evet doğru şerefsiz hain alçak pissin rezil insanın teki doğru ve yaptırmazlar buna e diyoruz ki bu da terör örgütü terör örgütünün destekçiliğini yapan sen de kabul etmişsin bunu yani olaylar değişti bizim haberimiz yok mu bu terör örgütü değil mi artık? Neyse konuştukça örnek verdikçe daha da geriliyorum. Ağzımdan çok tehlikeli bir şey çıkacak diye de artık. Evet yani olaylar bunlar. Notlarımı da dediğim gibi aldım, dedim, anlattım hepsini elden geldiğince. Şaşırıyorlar. İsmail Saymaz nasıl böyle olur diye. Şaşırırsınız. İnanmak istiyorsunuz. İnanmak istiyorsunuz. Haklısınız da ama işte gerçeklik bu. Gerçeklik. Maalesef ben hep diyorum ya gerçekçi bakmaya çalışıyorum diye. İnanmak istiyorsunuz. Ben inanmak istemiyorum. Ben uygulamaya bakmak istiyorum. Uygulama nedir? İnsanlarda hep bu da var işte. Bir tanımlama vardır. Çok güzeldir. İdeolojidir. Bir duruştur. Bir şeydir. Çok güzeldir. Ama uygulamada rezildir. Olmamıştır. İnsanın DNA'sına aykırıdır. Ve ben bunu eleştiririm. Bu olmamış derim. Tutmuyor derim. Ama sen dersin ki hayır ama bu, bu çok güzel şeyler anlatıyor. Ya Anlatıyor da olmuyor ama. Olmuyor işte. İstediğin kadar zorlu olmuyor. Ama ben bunu söylediğim için düşman oluyorum işte. Suçlu oluyorum. Ben çünkü gerçeği anlatıyorum ve insanlar genelde gerçekten korkarlar.